Devi var, ikinci katı avalam sakladı. Kamerası var, çıkarken gördüm diyor. Hayvancılık yapıyorum ben. Evinin şeysinde, bahçesinde gördüm. Ablam görüntüyü arıyor. Orada evliliyorsa niye eve götürüyor ki? Kendi evinize mi götürdünüz siz Evet, Sayora'yı? aynen. Evet, kendi evime getirdim, geri götürdüm. Kendi evinize götürdünüz. Sonra ne kadar kaldı sizin yanınızda? Bir gün kaldı ya da 2 gün kaldı benim yanımda. Tamam. Sonra ne oldu? Gece 4'te ben hayvan bakımı derim. Benim dükkanım var bak. Dükkanım benim, ben öğlen sonu gelirim. Seni İstanbul ibretine alayım ben senin dedim. İstanbul'a git dedim. Ben geldim baktığımda gitmiş. Telefonlarına ulaşamam. Mesaj yazdım, ne bileyim yazdım. Elif'i aradım. Elif'e ulaşmaya çalıştım. Elif'e mesaj yazdım. Neden bunu dedim yaptın dedim. Sen yaptın bunu dedim. Benim paramı alıp da kaçırıyorsun falan filan diye. Ben buldum. Instagram'dan ben buldum. Bir hafta sonra yalan konuşuyor. İstanbul'da bizim kimsemiz yok ki. Herkes izliyor, arasın. Bizim kimsemiz yok. Ablam ikimiz tek varız. Yani yaşıyorsun, ailen biliyor. Senin karın biliyor, kabul ediyor diye sen ablamı çağırdın. Ben seni yanına kendim götürmedim ki. Kendin çağırdın. Ilgından kendin trende aldın ablamdı. Ne yalan konuşuyorsun ki? Ablam İstanbul'a nereye gidecek? Seninle yaşıyor. Sen kendin bilet aldın. 20. Aralık'ta Uzbekistan kendin gönderdi. Ya günü 50 kişiyle buluşuyorsunuz. Seyahat. Biliyor. Niye yalan Arıyorsun. söylüyorsun? Ben şimdi TikTok'lardan arıyorsun. Seyahat günü 50 Neredesiniz falan. kişiyle Ben yalan konuşuyorum. buluşuyorsunuz. Ya. Peki bir şey Hayır. söyleyeceğim. Beyefendi Estağfurullah. rica ederim. Madem fuhuş yaptığını söylüyorsunuz, niye ailenizle beraber yaşadığınız evin Aynen. alt katına getiriyorsunuz bu kadını? Evimin alt katına getirmedim mi Müge Hanım? Evime Yalan getirdim diyorsun. söylüyor. Siz Eve söylediniz, getirdi, evime getirdim görüntülü dediniz ya az eve, önce. polise Evet, kadar polis bir de gün gitti. eve getirdim. Zaten gitti. İki gün Tamam evde, Yalan iki söylüyor. gün Hayır yalan niye konuştu, peki? iki gün Niye peki görüntülü geldi? konuştu. Madem İstanbul'a Evet. gidecekti, niye çağırdınız? O kendi geldi İstanbul'a diye. Ben seni özledim diyerekten. Tamam ama iyi de bu siz beraber şimdi orada oturdunuz bir gün iki gün. Sonra bir kavga olmalı, bir şey olmalı ki kadın sizin yanınızdan gitmeli. Ne diye gitti yani? Ne dedi de gitti? Giderse de annemi arayacak. Ben tamam beni sevmeye olur ya ama annemi arayacak. Annem ailesi Bir saniye mafkası ne da dedi? Ya ne dedi de ayrıldı? benim yanımdan niye, beni Elif'e sorun niye diye onun yanından ayrılmış. Neden ayrılmış? Hayır Bunlar şimdi. dövüşmüş dedi aralar. Hayır şimdi Düşmedi sizin yalan yanınızda ya. konuşuyor. Kendi Şimdi para oradan vereceğim çıkmış. dedim Bir dakika. çağırdı. Şimdi iz sürüyoruz ya. O oradan çıkmış. Sizin yanınıza geldi mi? Geldi. Sizin yanınızdan şimdi ne diye ayrıldı bu kadın? Ne dedi de ayrıldı? Benim yanımdan mı? Benim yanımdan ayrılmanın sebebi parayla alıp gidiyor bu. Bu para alıp kaçırıyor bu. Kaç lira? 24 bin lira. Nerede duruyordu o para? Nasıl hemen bulmuş? Ya ben o gün hayvan mazana gideceğim. O evde satınçı parayı da unutmuş çıkmışsın evde. Yalan Hatta konuşuyorsun. bunun fotoğrafını bu Elif'e dağıtmış. Elif'e Atmadı. dağıtmış fotoğrafını. Atmadı. Atarsa çıkacak ki. Yani yaman, yani kötü iş yapıyorsa abla neden 24 bin TL adam kendi parasını Eli'ye verir ki ablandı? Yani Yani o zaman siz onu bir günlüğüne tutmadınız işte evde. 24 bin liranızı evden bırakıp çıktığınıza göre siz onunla orada oturmaya devam edecektiniz. Yani 24 bin lira için mi kaçtı bu kadın? kimin yanına gideceğiz İstanbul'a sorabilirsin Elif'i. Kimin yanına gidecek? Efendim? Kimin yanına gidecekti? Türk kimliği almaya İstanbul'a gideceğini bilmiyorum kimin yanına gideceğini. Yalan konuşuyor. Ablam Ama nereye diyor ki gidecek kimse Sayona yok 4 yıldır ki. onlar beraberlerdi diyor. 4 yıllık Aynen. sevgilisi diyor sizin için. Ya ne 4 yıllık olacak? Ben bir senedir Sayora'yı görmüyorum. Kendi de biliyor. Hayır Çanakkale'ye çağırıp seni oralarda otellerde görüşüyordun. Yalan konuşma. Senin erkek kardeşin taksi sürüyor doğru mu? Ben bilmiyorum. Ablam söylüyordu. Onlar karşıladı. Oradan gitti ablam. Yani Konya'ya çağırdı. Konya'dan gitti. Özbekistan. Her şeyi biliyor abla. Adam yani kötü iş yaparsa biz yani bu işler yaparsak ablam neden eve getirdi? Yani kötü iş yapıyorsa ablam neden eve getirdi? İkinci katta mı? Her şeyi biliyorum yani. Burada görmesem nasıl konuşabilirim? Tamam ben yalanını söylüyorum burada. Tamam evime getirdim diyorum. Evet yani kötü Bunu iş yapıyorsa eve ne sen getirdin? Tamam ben dövüyorsam bu nere moralmişsin aramadın öyle diye?
Neden aramadın öyle evet. yapmışsın söyle. Biz hiç konuşmuyoruz seninle. Ablam kaybolunca seni Instagram'dan buldum. Neden yalan konuşuyorsun? Ben sana dedim ki ablam nereye gitti? Yani paranı o kadar açıp alıp kaçmış ki seni neden aramadın? Da. Ama o diyor Uyla şu anda da. Şimdi onları bahsettiği için arkadaşlar. Yani kötü kadın olursa eve bir erkek getiremez ki. Aşağıda annesi duruyor hasta. İki tane çocuğu var. Yani kötü insanı kimse eve koymaz. Yani o kadar paranı eliye vermez. İsmail İnandığı Bey. İçin güvendiği yani için o paranı vermiş. 24 bin lira bence sizin bahsettiğiniz hayatta o kadının kazanamayacağı bir para değil ki. Yani 24 bin lira için bu kadar ailesine falan ket vursun gitsin. İsmail Bey, bu kadar büyük bir para mı o yani? 4 seneden beri beraber olduğum bir kadın 2 gün önce senin yanına geliyor. 2 gün beraber kalıyorsunuz ve senin yanından kayboluyor. Eğer bu kadının başına yarın kötü bir durum gelirse, bu kadın yarın Allah korusun başına bir iş gelmiş olarak bulunursa, sorumluluk sende. Hocam, eğer bu sen ne yaparsa, sorumluluktan bu kurtulmak istiyorsan çok açık şekilde ağzında gevelemeden net olarak konuşman lazım. Bu net olarak konuşman belki hanımın hayatını kurtaracak ve senin de başına kötü işlerin gelmesine engel olacak. Bak ben seni bir hukukçu olarak ikaz ediyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum bu konuşmamla. Onun için bildiklerini öyle 24 bin lira evde unutmuştum. 24 bin lirayı aldı gitti, kaçtı. Bu kelimelerle bu işi açıklığa kavuşturamazsın. Net olarak ne biliyorsan aranızda bu iki gün içinde bir tartışma geçmiş olabilir. O normaldir. Kavga da etmiş olabilirsiniz. Bir şeyler de geçmiş olabilir. Senin için önemli olmayan bu konuşmaları burada yap. Bize duyur. Senin de başın belaya girmesin. Bu hanımefendinin de akıbeti, sağlığı daha kötü bir durumla karşılaşmayalım. Netice senin başını belaya sokar. Her iki halde de. Benim sana dosyayı kazdım. Gerisini sen düşün. Bir sanaki peki arkadaşlarım diyor. Da biliyorlar dediniz kaçtığını. Yani arkadaşlarınız onu şimdi oradan sizin bulunduğunuz yerden siz merkezde mi yaşıyorsunuz köyde falan mı? Köyde yaşıyor abi. Merkezde yaşıyorum ben. Merkezde. Peki bu kadın oradan kimin arabasıyla gitmiş? Arkadaşlarım da biliyor dediniz ya kaçtığını. Nereden biliyorlar? Kimle görmüşler? Kimseyle gören yok. Ben arkadaşlarıma dedim ki böyle dedim. Yıldız benim yanımdan kayboldu dedim. Ya siz dediniz arkadaşlarınız onu. Şimdi o kadın evden çıktı. Çıktıktan sonra hangi vasıtaya binmiş? Bilmiyorum hangi vasıta bindiğini. Niye öğrenmiyorsun? 24 bin liran gitmiş. Hadi kadın gitti. Hem kadın gitmiş hem 24 bin lira gitmiş yani. Nerede kaldı bu atavrat silah? Hem kadını kaybettin hem parayı. Bakmadın mı sen etrafa bu kadın nereden gitti bir gören var mı? Efendim aradan daha 10 saat ile geçti biz. Nasıl 10 saat? Ben bunu arkadaş hemen aradım. Ulaşamadım. Arkadaşlarım da var. Dedim yine böyle garajlara bir bakalım. Konya garajına bir bakalım dedim. Baktınız gittik mı? Beraber baktık. Bulamadık. Bilet almamış mı yani oradan? Bilet almamış. Bu gittiyse taksiyle gitti efendim. Taksiyle gitti. E tamam orada etrafta taksicilere de sordunuz mu? Yok bunu bilen bir adam götürüyor. Sadece bunlar... Anlıkları çok günü geldi kişiyle görüşüyorlar bunlar. Ya yalan. Ya valla şu evliye götürdü görüntüler. Ne dedi arayan adamlar? Bir saniye ne dedi? Beni arayan bir adam dedi ki ben de Konya'dan dedi Asteğmen'im dedi. Dedi ki ne böyle dedi. Yıldız dedi gitmiş dedi davacı olacağım dedi. Ben dedim ki Asteğmen senin burada dedim, emniyet karakol vardı. Senin o arabayı senin yanında dedim. Ben dedim. Seninle ne işi diyorum dedi. Elif de dedi ki ne dava aç dedi. O adam dava açtı. Neyse o adam dedi ki ben davayı açmam önemli değildim. Dedim verdiğiniz para mıydı Elif dedi. Bir şey söyleyeceğim. Sizin kaç çocuğunuz var? Yani en büyük çocuğunuz kaç yaşında? 18. Erkek mi?
Erkek. Peki o böyle sizin eve kadın getirdiğinizi duysa ne yapıyor? Duysa ne, benim yuvam yıkılır ya. Ha, yuvası yıkılsa adam ne eve götürüyor ama ki? Ama yuvası yıkılsa korkan adam alt kata biliyor. Getirir mi kadını yani? Alt kat yok, alt katta benim hasta bir annem var ya. Siz kendi evinize bir de aldınız yani. Yukarı katı da abla. Kendini yatağı, kendini yerine aldı. Allah selamet versin. Girelim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.